Merhaba, yeni bir Artı Doğu ile karşınızdayız. Gündemimizde bugün ağırlıkla Suriye olacak. Suriye'yi en iyi bilen isimlerden biriyle gazete duvar yazarı, meslektaşım, aynı zamanda da adaşım Fehim Taştekin ile konuşacağız. Fehim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Uzun zamandır fırsat bulamamıştık ama en son Skype'den de olsa bir fırsatımız oluştu. Ben teşekkür ederek başlayayım. Doğrusu çok çetrefilli bir konu gibi görünüyor ama giderek de herhalde taşların yerine oturduğu bir döneme giriyoruz gibi de görünüyor. Hemen sorarak başlayayım, çok genel sorayım ama sonra ayrıntılarına gireriz birlikte. Suriye'de çözüm zamanı mı cidden? Yani son dönemde ortaya çıkan tablo ne gösteriyor bize? Evet, yani çözüm sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Ancak en zor aşaması da çözüm aşaması. En sancılı, daha çok kavgaların yaşanacağı bir aşama. Kim ne alacak? Suriye nasıl inşa edilecek? Suriye'de mevcut sahada bulunan aktörler, yabancı aktörler, ne alarak çekilecek, neyin karşılığında çekilecek, Suriye yönetimi, rejimi nasıl bir rejim olacak, bütün bunlar son 7 yılda yaşanan kanlı savaşın bir şekilde de nedeniydi. Yani bunların sahada olması, müdahaleler vesaire bu savaşın sebebiydi ve bu sebebi şimdi bir sonuca götürecek bir sürü müzakerenin olduğunu görüyoruz. Yani tek taraflı değil. Çok yerde, çok merkezde çok ciddi tartışmaların, müzakerelerin, pazarlıkların olduğu bir süreç. Taraflar somutlaştı mı peki? Yani böylesi bir sürece girdiğimize göre somut olarak şu taraflar olabilir diyebileceğimiz bir tablo çıktı mı ortaya Suriye'de? Yani aşağı yukarı aktörler belli, kimin ne istediği belli ama belli yakınlaşmalar ve yeni opsiyonların denendiğini görüyoruz. Yani mesela, şimdi çok somut konuştuk. Biraz soyuta indirgersek biraz anlaşılacaktır bu mesele. Tabii ki temelde Amerika ile Rusya iki büyük oyun kurucu diyelim. Bunlar arasında bir diyalog var. Yakınlaşma var, anlaşma yok tabii. Yakınlaşma var. Bu yakınlaşmanın hangi zemin üzerinde şekillendiğine bakmak önemli. Baktığımız zaman Trump yönetiminin Suriye siyasetinde önceliğini İran'ı bloke etme, Hizbullah'ı bölgeden uzaklaştırma ve İsrail'in güvenliğini teminat altına alma. 1973 sonrası durumu, yani fiili durumu koruma. Şimdi özellikle Golan Tepelerinin statüsüyle ilgili bunu söylüyorum. Bu politika özünde bir çekilme stratejisi olsa da bunun baktığımız zaman Rusya'ya da bir kart masaya koyma ve işbirliğini derinleştirme fırsatı sunduğunu anlıyoruz ve görüyoruz. Şimdi burada bu yakınlaşma nasıl oldu? Rusya'nın Suriye'de verdiği teminatlar üzerine şekillendi. Bu teminatlar işte İran unsurlarının İsrail sınırlarına, Golan'a 80 kilometre en az uzak durması, bu alanda olmaması, Güney cephesinde özellikle hiçbir şekilde Hizbullah ve benzeri İran bağlantı milis yapılarının bulunmaması. Şimdi bu taahhüt üzerine, Rusya'nın verdiği garanti üzerine Güney cephesi hızlı bir şekilde Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Burası kritik önemdeydi ve İsrail bu bölgeyi özellikle Kuneitra'yı kullanarak Suriye'ye fiili müdahalelerde bulunuyordu, saldırılar yapıyordu. Kısa süre içerisinde hem Dera hem Kuneitra cephesi, yani Ürdün ve İsrail'i ilgilendiren bölgeler silahlı grupların anlaşmaya varmasıyla ya da tahliyeyi kabul etmesiyle Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Şimdi burada Rus ve Amerika'nın karşılıklı paslaşması sonucu Suriye sahnesinde bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Bunun sonraki aşamalarına baktığımız zaman işte Fırat hattında Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Demokratik Meclisi'nin kontrol ettiği alanın geleceği ve İdlib
yine İdlib'le bağlantı olarak Türk ordusunun iki askeri harekatla kontrol ettiği bölgeler. Şimdi bunun üzerinde nasıl bir ortaklık şekillenecek? Tabii burada çok ciddi farklı denklemlerin oluşturuluyor. Onlar ayrıntılı birer başlık ama siz de söz konusu ettiğiniz için ben hemen oradan başlayalım diyorum. Tek tek bunları gitmeye başlayalım. Şimdi görünen o herhalde en büyük sorun ya da çatışma ya da savaş ne dersek diyelim İdlib'de yaşanacak gibi görünüyor. Yani İdlib temel sorunlardan biri gibi duruyor. Bu kısa vade için dediğim noktalardan biri. İdlib'de gerçekten bir savaş olacak mı? Savaş olacaksa taraflar kim olacak? Yani İdlib'i biraz ayrıntılı anlatmak mümkün mü? Çünkü çok fazla speküle edilen bir konu da aynı zamanda. Tabii ki yani İdlib potansiyel olarak birçok kişi de söyledi. Ben de bunu birkaç kez işaret ettim. Yani Suriye'de savaşların anası diye tanımlanan bir yerde duruyor. Niye böyle? Şimdi birincisi Türkiye sınırlarından besleniyor ve Türkiye'nin tutumu burada belirleyici. Birinci öncelik bu. İkincisi Suriye'de diğer bölgelerde uzlaşmayla ya da büyük operasyonlar sonucu çöken cephelerde uzlaşmayı reddeden, siyasi süreci reddeden ne kadar radikal unsurlar varsa bunlar bir kısmı El-Kaide ile doğrudan bağlantılı, bir kısmı eski El-Kaideciler, bir kısmı El-Kaide paralelinde olan yapılar. Yani uzlaşmaz diye tanımlanabilecek bütün gruplar buraya gönderildi ve burası İşte herkesin de vurguladığı tırnak içerisinde cihatçı rezerv alanına dönüştü. Bu bölgeyi zorlu kılan en önemli unsur budur. Yani burada ayrıca savaşçı olarak yabancı savaşçılar var. Rusya'yı, Çin'i çok yakından ilgilendiren Çeçenler, Uygurlar var. Evet. Haliyle bu yapılar herhangi bir siyasi sürecin uzantısı olmayacaklar. Yani bu yapılar ya burayı terk edecekler ya da savaşarak kendi sonlarını getirecekler. Başka seçenekleri yok. Astana sürecinde de her ne kadar Türkiye burada farklı bir politikayı dayatsa da Astana sürecinde de El-Kaide uzantılı yapıları terör örgütü olarak nitelendiren bir şey var, mutabakat var ve bunlarla herhangi bir şekilde uzlaşma olmayacak. Ya Astana'ya geçmeden çok... önce müsaade ederseniz çokça konuşulan ya da çeşitli biçimlerde dillendirilen bir ara başlık var. Onu da sizden sormak istiyorum çünkü çok yakın takip ediyorsun. Yani tüm bu süreç boyunca Halep'ten başlanan ve Dera'dan, Kuneitra'dan işte en son İdlib'e gelinceye kadar hep adım adım buralar boşaltıldı ve uzlaşanlar affedildi. Hatta Suriye ordusunun içerisinde bile alınan gruplar oldu ya da kişiler. Fakat diğerleri adım adım hep İdlib'e doğru itildi. İdlib işte biraz önce sözünü ettiğiniz Uygurların da Çeçenlerin de yani Suriye dışından gelen cihatçıların da önemli bir bölümünün yerleştiği bir alan oldu. Hep şu denir, bu bölgeye bunlar yerleştirildi ve en nihayetinde bunlara da ciddi bir darbe vurularak aynı zamanda dışarıdan bunlardan zarar gören Çin'de, Rusya'da başta olmak üzere hatta Avrupa'da, ABD'de bu cihatçılardan toplu bir kurtuluş yöntemi geliştirmek istiyor. Siz bu denilene katılır mısınız? Yani orada bir planlı gidişin olduğuna dair İdlib'de bunları bir araya getirme projesinden de söz edilir. Ama buna dönük Türkiye'nin sanki bu sürece bir sekte vurmak istediği gibi görüşler de var. Yani kimse tabii ki bunu dillendirmek istemiyor. Ancak Suriye krizinin başından itibaren özellikle 2012'den itibaren Avrupa'dan ve başka yerlerden cihatçılar transfer edilirken hep şunu söyledik ya da söylendi. Ya bunlar tek yönlü biletle gittiler ve geri gelmeyecekler. Yani burası Esad'ı devirirken kullanacak unsurlar ya yok olacaklar. Biz de bu cihatçı unsurlardan bir şekilde kurtulmuş olacağız. Bunu espriyle de olsa söylüyorlardı ve bu yazıldı, çizildi. Şimdi hiç kimse buradaki El-Kaide bağlantılı, IŞİD bağlantılı cihatçıların kendi ülkelerine dönmesini istemeyecektir. Yani ne Avrupalılar bunu isteyeceklerdir, ne Rusya, ne Çin ya da başkası. Yani mümkünse burada büyük bir savaşta bunlar burada elimine etsin, yok olsun, gitsinler
Ama bunu kimse söylemeyecek. Şimdi burada Türkiye'nin tutumu, Rusya'nın tutumu çok çok önemli. Elbette şu anda buraya yönelik büyük bir operasyon başlasa olacak olan nedir? Büyük bir yığılmayla Türkiye sınırlarına hem cihatçılar hem diğer silahlı gruplar yığılacaktır, sızacaktır kentlere. Hem de büyük bir göç olacaktır. Şimdi bunu Rusya yapabilir mi? Yapabilir. Yani Suriye ordusuyla, İran'la birlikte yapabilir. Bunu yapmaya muktedir midir? Ya, elbette. Çünkü İdlib benzeri onlarca cephe bu şekilde temizlendi, geldi. Fakat burada Türkiye'nin rolü son derece kritik önemde. Yani Türkiye diyor ki Suriye'de birlikte bir ortaklık tesis ettik. Bu ortaklık neticesinde bugün mesele buraya geldi. Yani şimdi bunu söylemezler yine ama Doğu Halep'teki tahliye operasyonu, Doğu Halep cephesinin çökmesinde Türkiye ile Rusya'nın bir işbirliği oldu. Yine Doğu Guta'da bu işbirliğinin şekillendiğini gördük. Diğer tahliye operasyonlarında da Türkiye'nin işbirliği söz konusu oldu. Bunun karşılığında Türkiye bir şeyler bekliyor. Diyor ki ben sizinle işbirliği yaptım. Şimdi geldi, ben yüz binlerce mültecinin tekrar sınırlarına dayanmasını istemiyorum. Bu savaşçıların benim şehirlerime sirayet etmesini, girmesini de istemiyorum. Burada siyasi bir çözüm bulalım ve bu işi bir savaş olmadan bir neticeye varalım. Bunun için istedikleri var. Yani bir pazarlık konusu burada başlıyor. Rusya da bu ortaklığa değer verdi ve şu anda henüz kriz sona ermeden Astana sürecinin bitmesini ve Türkiye'nin karşı cepheye geçmesini istemiyor. O yüzden de bir orta yol bulmak için arka planda bir pazarlık süreci işletiliyor karşılıklı olarak. Türkiye ne istiyor? Bu çok önemli bir. Suriye'nin geleceğinde pay istiyor. Yani yeniden inşa sürecinde pay istiyor. Suriye'nin siyasi geleceğinde söz hakkı istiyor. Yani şunu demeye getiriyor. Yani yıkarken vesaire bütün bu operasyonlar benim üzerimden yapıldı. İnşa ederken de ben bunun rantını alacağım. Yani salt ekonomik açıdan bakıyor demek yeterli olur mu? Başka tutarsından. Hayır, yok. Bir de sormuşken şunu da söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Dedik ya İdlib'den Türkiye'ye doğru ciddi bir kayış olacak. Sanki evet. İdlib'e dönük operasyon da İdlib'in kuzeyinden Türkiye ile sınırları bir şekliyle koparmaya dönük bir yaklaşım üzerinden başlayacak gibi bir yargı da var. Yani Türkiye'yi de izole edip Türkiye üzerinden oranın alınmasını zorlaştıracak bir yaklaşım da var. Bu sanki Astana'da tarafların karşı karşıya gelmesine de neden oldu. Yani bu şekliyle baktığımızda Astana, Cenevre kıskacına sıkışan bir Suriye ve aktörleri nasıl değerlendirmek mümkün olur? Hem askeri hem siyasi boyutuyla. Şimdi ona geçmeden önce az önceki sıraladığım şeyde önemli bir şey daha eklemem gerekiyor. Yani mesele sadece ekonomik değil. Burada pazarlıkta ayrıca Kürtlerle ilgili bir başlık, en önemli başlık yine bu. Yani İdlib'e operasyon, Türk askeri varlığı, bütün bunlar. Çünkü İdlib'de de Türk askeri varlığı var 12 kontrol noktasında. Bütün bunlar da Türkiye diyor ki benden işbirliği istiyorsanız, bekliyorsanız Kürtlerle ilgili herhangi bir oldu bitti olmayacak. Kürtlerin fiili kazanımları her neyse bunlar kesinlikle hukuki bir statüye dönüşmeyecek. Ve Kürtlerle ilgili en son pazarlıkta istediği şey, yani Soçi'de istediği şey, Kürtlerle ilgili olarak yapılan bütün temaslar, diyaloglar, adımlarda benimle koordinasyon içinde olacaksınız. Yani eğer Kürtler Şam'la görüşüyorsa bundan benim haberim olsun, ne konuşuluyorlar, bütün detaylarına ben de vakıf olmak istiyorum. Bir oldu bittiye kesinlikle göz yummayacağım diyor. Şimdi bu da önemli. Yani İdlib pazarlığının bir başlığı da bu. Şimdi Türkiye'yi en çok belirleyen de bu. Öyle görünüyor. Tabii ki. Yani Türkiye'nin aslında devlet politikası diyelim. Bu sadece hükümetle ilgili değil. Hatta muhalefetin önemli bir kısmı da bu konuda hükümetle ortak hareket ediyor. Bu bir şekilde yani Fırat Kalkanı Hareketi'nin işte Zeytin Dalı Hareketi'nin de sebebi. Bu birinci sebep. Yani IŞİD'le güya IŞİD'le mücadele dendi. O bir kisveydi ama asıl mesele Kürtlerin burada oluşturduğu yapıyı bozmak, yıkmaktı. Şimdi bu pazarlık
masasında da bu koz olarak Türkiye'nin askeri varlığı bir manivela kuvveti olarak kullanılacaktır. Şimdi Rusya bu Türkiye'nin işbirliğine çok ciddi önem atfettiği için Türkiye'ye alan açtı. Şimdi bu alanı daraltmak meselesi en zoru tabii. Yani Türk ordusu oradan nasıl çekilecek, neyin karşılığında çekilecek? Yani İdlib'de bir operasyon olmadan çözüm olsun istiyor. Ama bu nasıl olacak? Az önce söyledim, 70 ile 100 bin arasında bir cihatçı rezerv alanında uzlaşma istemeyen bir yapı var. Bu yapı teslim olmak istemiyor. Bu yapı şimdi yeni bir ordu kurmaktan bahsediyor. İşte Fetih Ordusu diye bir ordu 2015'te Halep'i düşürmek üzere kurulmuştu. Çok gariptir ki bir orduyu teşekkül edenler Amerika, Türkiye ve Körfez ülkeleri birlikte Antakya Operasyon Odası ile bunu teşekkür evet. etmişlerdi. Şimdi bu ordunun bir benzerini El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam yani Nusra cephesi, eski Nusra cephesi yeniden organize etmeye çalışıyor. Belli bir mutabakat olduğuna dair iddialar var. Demek ki buradaki alan, buradaki alanı işgal edenler ciddi bir savaş hazırlanıyor. Hatta şimdi bunların Şam ile El-Nusra arasında da bu dediğiniz orduya katılım konusunda Nurettin Zengi Tugayları evet, gibi evet. isimler de geçti değil mi? Bunlar ana aktörler. Yani Türkiye'nin de bütün bu bölgede yürüttüğü politikalarda paslaştığı gruplar bu gruplar. Evet. Savaşçı sayısı en fazla olan gruplar. Yani Heyet Tahrir el-Şam tamam El-Kaide ile bağlantılı ama Türkiye'nin ona yönelik bir düşmanlığı olmadı şimdiye kadar. Tam tersi sınırlardan bu yapının beslenmesi sağlandı. Türkiye ile birlikte ortak hareket eden Ahrar-ı Şam ikinci büyük cephe, Nurettin Zengi Tugayları da öyle. Türkiye bir de Ulusal Ordu diye bir orduyla ordu teşekkül ettirdi. Türkmenlerin ağırlıkta olduğu bir yapı. Şimdi Türkiye şunu öneriyor anladığımız kadarıyla. Yani bana müsaade edin, ben bu yapıları ikna edeyim, bu ulusal orduya bunlar katılsınlar, ağır silahlandı bana teslim etsinler, siyasi çözüm bulununcaya kadar ben burayı kontrol edeyim. Yani Afrin'den sonra İdlib'i de ben kontrol edeyim. Yeni Şafak'taki iddiadan mı söz ediyorsunuz biraz da bu Halep'in kontrolünün de diğer bölgelerin kontrolünün de kademeli olarak belli bir süre Türkiye'ye verileceğine dair iddialar vardı, ne dersiniz? Yani benim söylediğim Yeni Şafak'tan değil ama Yeni Şafak bunu bir propaganda olarak işliyor. Bir kurguya evet, dönüştürdü evet. anlamda. Ama diyorum. benim sözüne ettiğim şey yani bu teklifler Şarkıla Efsat gazetesi yazdı ama Ankara mahareşli bunlar. Yani Ankara'dan birilerinden edinilmiş bilgiler. Haliyle Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı bir gündem gibi duruyor. Yani Türkiye bunu istiyor. Rusya ile pazarlığı bunun üzerinden yapıyor şeklinde. Ama Suriye ordusu yani son operasyonlarla birlikte daha da toparlandı. Kendine güveni geldi. Birçok yerde enerjisi açığa çıktı, boşaldı. Birçok cephe. Haliyle İdlib'i Türkiye'ye fazla bir şey vermeden geri alma konusunda onlar da bastırıyorlar. Rusya burada bir iki yapı arasında bir rezistans gibi işlev görüyor ve bu pazarlığı Rusya üzerinden yürüttüklerini anlıyoruz. Şimdi burada eğer kaçınılmaz bir operasyon olursa, senin soruna geleyim, evet. kaçınılmaz bir operasyon olursa kanaatimce ilk yapacakları şey Rusya'nın Himeyn'indeki askeri varlığını tehdit eden Cisr-i Şuhur ve etrafındaki bölgeler yani İdlib'in güney cephesini evet. ve Laskiye'nin hakeza kuzey-doğu cephesini temizlemekle başlayacaklar. Çünkü buradan gelen tehditleri Türkiye bunlara karşı herhangi bir şey diyemiyor. Yani Rusya sürekli ev yapımı, çakma insan uçaklarla saldırılar olurken Türkiye bunu engelleyemiyor ya da engellemiyor bilmiyoruz. Rusya da bunu kullanarak bu bölgelere operasyon yapabilir, yapacaktır. Ama Türkiye sınırlarını çevirme yönünde bir operasyon, yani Türkiye ile kafa kafaya gelmeden bir yol alacaklarını düşünüyorum. Aslında şeye bakarsanız yani
duygusal reflekslere bakacak olursanız, yani Şam'daki havaya daha doğrusu bakacak olursanız, onların şeyi şu, bakış açısı şu, yani bu kadar grubu besleyen Türkiye bunları artık kendisi alsın, ne yapacaksa yapsın, biz bunları küreyelim. Yani küreme stratejisi, güneyden yukarıya doğru, Türkiye sınırına doğru itelim bunları, Türkiye bunları ne yapacaksa kendisi çaresine bakar. Şimdi ama dediğim gibi bu olmayacaktır ve iki tarafta bu kritik dönemece girerken gelecek ilişkileri de illaki göz ardı etmeden hareket edecekler. Burada İran'ın ve Rusya'nın tavrı belirleyici. Türkiye'yi kendi eksenlerine yakın tutma bütün bu politikaların üstünde ayrı bir başlıktır. Yani Türkiye ile AB'nin, yani buradan Türkiye o zaman bir NATO'nun şekilde Astana'ya da geçmenizi isteyeceğim. Çünkü sonuç itibariyle herhalde Türkiye, Rusya, İran Astana sürecinde 10. tur görüşmelerinde çok da öncekiler gibi uzlaşır durmuyorlardı. Hem Suriye hem Rusya bir şekliyle Türkiye'nin oradaki varlığına dönük söylemlerde bulundular. Suriye'nin daha sertti tabii. Ya şimdi bu Astana süreci bir her iki taraf açısından da uzlaştıkları değil de mecbur kaldıkları bir süreç. Yani Türkiye Türkiye bu bataklıktan çıkmak zorunda. Kendisinin bataklığa çevirdi. Kendi elleriyle yaptı. Buradan çıkmak zorunda. Ama çıkarken bir şey almadan çıkmak istemiyor. Fiili durum istemiyor. Yani özellikle Kürtler Suriye siyasetini, Ankara'nın Suriye siyasetini 2013'ten beri doğrudan tayin eder hale geldi. O yüzden mecbur, yani Rusya ile anlaşarak bunu yapmak durumunda. En önemli müttefiki Amerika, YPG'ye destek verdi. Bu tabii ki Ankara'da bütün sinirleri geldi ve oyunu değiştirdi. Şimdi buna karşılık her iki tarafta aslında ciddi olarak birbirine güvenmiyor. Yani ne Rusya Türkiye'ye güveniyor, ne İran Türkiye'ye, ne de Türkiye onlara güveniyor. Ama geldikleri noktada bu işi ancak birlikte anlaşarak, uzlaşarak bir yere götürebileceklerini düşünüyorlar. Ama hiç kimse Türkiye'ye istediğini altın tepside sunmak gibi bir pozisyonda da değil. Yani bir denge söz konusu. Burada sadece Suriye ile sınırlı da değil. Yani bu mecburiyet ilişkisi, az önce söyledim, yani bugünlerde çokça konuştuğumuz Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilimler, Türkiye'nin sıkışmışlığı, ekonomik olarak sıkışmışlığı, Avrupa Birliği ile kavgalı durum, Türkiye'nin Rusya ile de kavga etmesini çok lüks hale getiriyor, çok pahalı hale getiriyor. O yüzden de Türkiye mecbur, yani alttan almaya ve işbirliği yapmaya mecbur. Ama bunu yaparken de ağırdan alıyor. Yani ne koparabilirsem. Şimdi yani Rusya açısından Türkiye'nin Amerika'ya kaymaması, Amerika'ya teslim olmaması çok çok stratejik bir öncelik. Ekonomik olarak, bölgesel stratejiler olarak, jeostratejik olarak önemli. Yani Rusya son 100 yılda böyle bir fırsatı yakalamamıştı. Yani Türkiye ile ilgili, NATO ile ilgili çok ciddi bir fırsat elini geçirdi. Türkiye çok ciddi kozlar verdi. Yani Rus uçağının düşürülmesiydi, işte büyükelçinin öldürülmesi. Yani şöyle demek mümkün mü? Astana'da aslında Rusya ile Türkiye arasındaki ilişki çıkar ilişkisiydi. O çıkar ilişkisinin sonuna mı geldi, yoksa Türkiye tamamen Rusya'ya bağlı bir noktada hareket etmek zorunda mı kalacak önümüzdeki dönem için? Çünkü aslında bölgeyi bilen bazı uzmanlar da Türkiye ile Rusya'nın hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyeceğini söylüyorlar. Böyle de güçlü bir iddia var. Şimdi büyük laflar etmek bu tür konularda kolaydır ama arkasını getirmek zordur. Yani ben her zaman temkinli olmaktan yanayım. Astana süreci çökebilir de ama taraflar şu anda Astana sürecini her iki tarafta çökertme konusundaki riskleri göğüsleyemiyor. Yani şimdi Rusya Astana sürecini çökerttiği zaman Türkiye ile doğrudan kafa kafaya gelebilecek bir seçeneği yürütmesi lazım. O da İdlib'e operasyon ve 100 bin civarında savaşçının buradan yukarıya sürülmesi. Şimdi bunu istemiyor ama şunu yapmaya çalışıyor. Yani bir burada benim tahminim Putin Erdoğan'a
sen bir yol haritası önümüze getiriyorsun. Diyorsun ki şunu şunu yapacağım. Evet, bunu yap. Ne zamana kadar yap? Yani mesela Ekim'e kadar bunu dene diyebilir. Çünkü dikkat ediyorum, özellikle İdlib operasyonu ile ilgili Şam kaynaklı haberlerde Eylül ayını gösteriyorlar. Şimdi bu niye bunu söylüyorlar? Ağustos'un sonunda üçlü zirve olacak Tahran'da ve bu zirvede muhtemelen İdlib'te ne olacağına İran, Türkiye ve Rusya bir şekilde bir kanaat, yani bir sonuç elde etmiş olacaklar, bir yere varmış olacaklar. Bu burada Erdoğan'a sen burada silahlı grupları, Rusya bunlara terörist diyor, teröristleri elimine edeceğini, pasifize edeceğini veya çatışmasızlık rejimine geçireceğini taahhüt ediyorsan buyur yap diyecekler. Türkiye bunu yapamayacak. Çok açık yani, yapamayacak. Yapamayacak. Yapamayacağı zaman da o zaman Türkiye'nin yol haritasının sonuna gelindiği için Türkiye bir şekilde en az zararla kurtulacağı bir operasyona razı olacak. Olmak zorunda kalacak. Ben burada şunu sorayım. Yani Demusturan'ın özellikle Astana'yı Cenevre'ye taşıma girişimi var. Bir şekliyle alternatif gibi kurulduğu görünse de Rusya'nın da bu açmazını kolaylaştıracak biçimde. Çünkü Eylül ayında Astana taraflarını Cenevre'de bir araya getirme girişimini de bununla bağlantılı değerlendirdiler. Böyle bir şey mümkün mü? Astana bir şekliyle Cenevre'ye dahil edilip yeniden Cenevre'de bir siyasal sürece geçmişten daha aktif bir biçimde kalıcı olarak adım atmak mümkün olabilir mi? Şimdi Astana süreciyle Cenevre sürecini Ruslar paralel kurguladılar. Yani Cenevre süreci öldü bir şekilde, hiçbir yere varamadı. Çünkü orada bir tarafta Suudi Arabistan kendi şartlarını dayatıyor ve kendi organize ettiği heyeti buraya gönderirken o heyet o şartlarla gidiyor. Bir tarafta Suriye yönetimi kendi şartlarını masaya koyuyor, dayatıyor. Uzlaşmaz bir araya gelmez iki uç nokta ve Amerika'nın tavrı hepsinin üstünde. Şimdi Rusya başka bir oyunu kurguladı. Dedi ki ben Astana'da sahayı düzenleyeceğim. Bu arada sahayı düzenlerken de Cenevre sürecinin siyasi ayağını destekleyecek yeni bir platform oluşturacağım. Bunu şu anda bir anayasa yazım komisyonu oluşturarak yapmaya çalışıyor. Bu komisyon oluşturuldu ve çalışmaları Birleşmiş Milletler'in de dahiliyle devam edecek. Eğer bu komisyon çalışmalarda ilerleme sağlarsa elbette bunun zemini Cenevre olacak. Çünkü Cenevre Birleşmiş Milletler'in şeyi altında, himayesi altında. Yani eğer bir anayasal süreç ve bağlayıcı, yasal bir siyasi çözüm olacaksa bunun zemini Cenevre'dir, Astana değildir. Astana Rusya'nın oyunu kurguladığı ve Cenevre'nin koşullarının bir şekilde Suriye yönetiminin de lehine dönüştürüldüğü bir başka bir platform olarak şu anda işler görüyor. Ama asıl önemlisi de tabii ki silahlı durumun sahadaki değişmesidir. Astana süreci burada çok ciddi bir kritik rol üstlendi ve yerine getirdi. Yani Rusya'nın burada oyun planı aslında böyle tıkır tıkır işledi. Ve sonuna gelindi. Sonu Kürtlerle bağlantılı ve Türk ben askeri varlığı burada, ve devreye girip bir şey sormak istiyorum. Yani Kürtlerle bağlantıyı kurdunuz ama sonuçta Kürtlerin Suriye hükümetiyle, Kürtlerin diyorum ama sonuçta Suriye Demokratik Meclisi olsa bile ağırlıklı olarak Kürtlerin kontrol ettiği ya da Kürtlerin ağırlığının olduğu bir güçlerden söz edilir. Bunların Suriye hükümetiyle görüşmesi ve en son o heyette yer alanlardan biri Suriye Gelecek Partisi Başkanı İbrahim El-Kaftan Astana'yı da Cenevre'yi de kastederek çözümün hiçbiri dışarıda gerçekleşmeyecek, tüm çözüm içeride gerçekleşecek dedi. Bu konuda iddialı olmak mümkün mü? Suriye hükümetiyle Kuzey Suriye yönetiminin, Rojava yönetiminin görüşmesi bu süreçleri ne kadar etkiler? Ya da o görüşme nereye gider? Yani onu da düşünmek lazım. Esasen fiili bir durumu ifade eden bir yaklaşım. Sonuçta baktığımız zaman Kürtlerin Şam'a götürdüğü müzakere koşulları ya da götüreceği müzakere koşulları burada oluşturulan modelin Suriye'nin geneline yayılması. Bu böyle hazmı kolay bir proje değil.
Yani Suriye'nin mevcut yapısını dikkate aldığımız zaman, ama savaş koşullarında olan bir ülke çok fazla böyle hayalci bir yaklaşım sergileyemez. Eğer Suriye'nin bütünlüğünü korumak istiyor ise ve bu savaşı, bu fiili durumu bitirmek istiyorsa, en önemlisi de Amerika gibi bölgede son müdahalelerle yıkıcı etkiler bırakmış bir ülkenin bölgeden çekilmesini istiyorsa Kürtlerle anlaşması lazım. Bu anlaşmanın koşulu değişimdir. Yani Kürtlere hiçbir şey vermeden, yani buradan Kürtlerden kastım Kürtler, Kürtlerin liderliğini yaptığı bir yapı, ama sonuçta Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu artık resmi olarak bu şekilde ifadelendiriyor. İçinde Araplar da var, Süryaniler, Türkmenler ve diğer unsurlar da var. Haliyle buradaki fiili durumu hukuki bir çerçeve oturtmak zorundalar. Şimdi ben de birkaç gün önce Salih Müslim'le detaylı bir şekilde bu meseleyi konuştum, tartıştım. Yani Suriye'nin yaklaşımında şu var, 107. madde anayasanın yerel idareler yasası. Bu yasa eski bir yasa ama bunu yeniden güncellemek, içeriğini doldurmak ve buradaki fiili özelliği işte anayasal çerçeveye taşımak. Böyle bir fikir var ortada. Bunu yaparlar, yapamazlar. Bu uzun bir mesele. Bu süreç... araya giriyorum ama İbrahim El-Kaftan'ın benzer söyleşte, dikkat çektiğim söyleşte dediği şey de o. Yani anayasanın 107. maddesi, o yerel yönetimleri düzenleyen maddesi etrafında ortak komiteler oluşturup Suriye için tüm tarafları ilgilendiren kalıcı çözümler arıyoruz. Yani esasen ilerleme o komitelerin çalışmalarından sonra ne düzeyde olacağı belli olacak diye de bir yaklaşımı var. Yani mümkün mü bu savaş içerisinde bu kadar hukuksal bir zeminden uzlaşıp yürümek ve tüm aktörleri de buna kabul ettirebilmek ya da aktörlere bu tabloyu kabul ettirebilmek? Şimdi yani Cenevre'deki belirsizliği, oradaki müdahaleleri, oyun bozucu faktörleri, dış müdahaleleri dikkate aldığımız zaman Suriye kendi çözümünü üretme adına paralel bir süreçte bu değişimi yavaş yavaş ilerletebilir. Yani şunu söylemek durumundayız. 2012'de, aslında 2011'de başladı. 2011 Mayıs'ından itibaren peyderpey bir takım değişiklikler yapıldı. Yani mesela anayasanın 8. maddesi değişti, Bağıs'ın tekel durumu kaldırıldı. Ama bunlar fiili olarak, yani bu savaş ortamında tabii ki siyasal sistemi çok değiştirmedi. Ama bir değişim iradesi, herkes bunun şunun farkında. Yani burada bir değişim yapılmazsa Suriye, Suriye olmayacak. Yani eski Suriye ile geleceğe dönmek mümkün değil. Bunu herkes biliyor. Yani bunu bazı yetkilileri de söylüyorlar vesaire. Bu nasıl olacak? Kim ne kadar ne alacak? Bu önemli. Şimdi benim de mesela tartışmalarım oldu Şam'a gittiğim zaman. Şunu söylüyorlar, yani samimi ortamlarda söylüyorlar, off the record söylüyorlar. Yani ya Kürtler burada çok somut bir şey ortaya koydular. Yani ve buna yakından bakmak durumundayız. Eğer müdahale istemiyorsak, eğer dışarıdan birileri sürekli bizim işimize karışmasını istemiyorsak çözümü kendimiz üretmemiz lazım. Bu çözümü şu anda ülkenin kuzeyinde bir fiili yapı oluşturdu ve bu çözüm bir zemin olabilir. Bunu söyleyen bazı milletvekili, iki tane bazı milletvekiliyle bizzat ben tartıştım ve konuştum Şam'da. Şimdi tabii ki burada bozucu bir başka faktör Amerikan varlığı. Bu herkesin orada birazcık hani soru işareti atmasına yol açıyor. Kürtler açısından da aynı kuşkular söz konusu. Yani bir güvensizlik var. Yani bir geçmiş var sonuçta. Bu yani Kürtlerin ana dilinin tanınması, eğitim hakkı, işte fiili olarak oluşturmuş yerel meclisler, bütün bunların tanınması, savunma gücü olarak ortaya çıkan YPG'nin, Suriye Demokratik Güçleri'nin asayişin durumu vesaire, bütün bunlar çok ciddi meseleler ve bunların konuşuluyor olması ya da bunları konuşabiliriz deniyor olması önemli bir başlangıç. Bunu yapabilirlerse Astana ya da diyelim ki Cenevre süreci başarısız olsa bile
Suriyeliler kendi çözümlerini üretebilirler. Bu tabii çok iyimser bir yaklaşımdır. Ama bu böyle birden olacak bir şey değil. Yani Salih Müslim de bu tartışmalar ya da müzakereler 2 yıl bile sürebilir diyor. Evet. Bence 2 yıldan fazla da sürebilir. Ama bir şeyi bertaraf ediyor. Yani savaş seçeneğini bertaraf ediyor. Bu önemli. Bu bölgede daha fazla yıkım artık yani ama buna bir dur demek. Ama şeyi var. De gösteriyor sanki. Savaş yeteneği seçeneğini bertaraf ederken uluslararası desteğin de olması gerektiğine işaret ediyor. Yani her iki taraf arasında uluslararası destek olmadan ya da garantörler olmadan böyle bir sürecin sorunsuz evet. ilerlemesi mümkün mü? Yani tabii ki samimi olurlarsa eğer bu değişimi kendileri kendi dinamikleriyle yürütebileceklerine dair dışarıdan garantör aramaları gerekmez. Ama böyle değil tabii. Yani çok sayıda faktör var. Şimdi sadece Kürtler meselesi değil. Yani burada çözüm bütün Suriye'yi ilgilendirecek. Evet. Şu anda Dera'da birçok yerde insanlar silahlarını bıraktılar. Ama bu meselenin bittiği anlamına gelmiyor. Eğer herkesi tatmin eden bir çözüm bulunamaz ise bu silahlı unsurlar başka formatlarda yeniden ortaya çıkacaklar. Hı. Yeniden istikrarsızlık ve çatışmalar üretilebilecek ve bitmeyecek bu. O yüzden yani eğer gerçek anlamda demokratikleşme olacaksa, samimi bir şekilde olacaksa bu kalıcı olmak durumunda. O yüzden de bu grupların dış bağlantılarının işte bir şekilde razı olacağı, destekleyeceği bir süreçte olması gerekiyor. Bu da Cenevre süreci tabii ki yine adres orası olacak. Amerika ne istiyor? Rusya nereye kadar Amerika'nın istediğine denk gelecek bir şeyler verebilir? Bunları şu anda peşinen konuşmak mümkün değil. Ama son derece yeniden olumlu düşünmek için bir takım veriler ortaya çıktı. Bu verilerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi mesela diyoruz ki Kürtlerle Şam anlaşırsa. Şimdi Türkiye'de diyor ki yani açıkça bunu değişik şeylerle söylüyorlar ama diyor ki yani ben sahada varım, askerim var, şu kadar yeri kontrol ediyorum, şu kadar insan benim emrim altında. Herhangi bir şekilde ben Kürtlere fiili bir yapıyı işte anayasal çerçeve dönüştürecek bir eyleme müsaade etmem. Şimdi bu pazarlıkları nasıl etkileyecek? Yani bunu Şam'la Kürtler dikkate almayabilirler ama işte bunun finansörleri bu süreçlerin finansörleri dikkate alacaklar. Onlar telkinlerde bulunacaklar peki. vesaire. O dikkate alınacak dediğiniz konuyu biraz daha da somut sormak istiyorum. Yani Suriye'de işte Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu, Suriye hükümeti İdlib'de farklı Türkiye denetiminde olmayan güçler olmakla birlikte ama esasen Afrin ve Azez, Mare, Cerablus tarafında Şehba dediğimiz bölgede Türkiye'nin çok somut varlığı. Afrin ve Şehba'daki bu Türkiye varlığı önümüzdeki dönemi nasıl etkiler? Çünkü Suriye'de orada işgalci güç görüyor. Rusya'da çıkmasından yana Kürtler üstelik çıkarılması için ya da Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu çıkarılması için askeri seçenekle dahil tüm seçenekleri sonuna kadar kullanacaklarını söylüyorlar. ABD henüz bu konuyla ilgili çok somut yaklaşımlar söylememekle birlikte aslında bir denge politikası gidiyor. Minbiç vesaire de filan var ama çok uzatmadan sorayım. Gerçekten oradaki varlık Suriye'nin geleceğini veya Suriye'nin kendi çelişkileri çözmesini nasıl etkiler? Bu giderek uluslararası bir soruna dönüşür mü? Şimdi eğer Rusya ve İran bu şu anki mevcut Türk askeri varlığının süreci uzattığını ve elde ettikleri hızlı kazanımları tamamen tıkayacak bir faktöre dönüştüğünü düşünmeye başlarlarsa o noktada Türkiye'nin oradaki varlığı Türkiye'ye çok pahalıya mal olur. Düşünmeye başlamadılar mı sizce? Başladılar ama henüz pazarlık aşamasında. Hı. Yani hala Türkiye'nin ortak hareket edeceğine dair bir beklenti var. Bu çok uzun sürmeyecek. Yani bu birkaç ay içerisinde Türkiye'den net
bir şekilde katkı, olumlu yönde katkı isteyecekler ve sırasıyla İdlib meselesi bağlandıktan sonra da zaten en son Soçi toplantısında Rus temsilci, Putin'in özel temsilcisi açıkça söyledi, Türkiye'den çekilmesini isteyeceğiz. Bu perspektif olarak bir yol haritası gibi duruyor. Yani sadece bir uyarı ya da bir açıklama değil. İdlib'den sonra sıra Türkiye'nin askeri varlığını dillendirmeye gelecek. O zaman çekilecekler. Türkiye çekilmem diyebilecek durumda değil. Yani Türkiye Rusya yeşil ışığı sayesinde oraya girdi. Ve Rusya bunu kırmızı çizgiye çevirdiği zaman Türkiye orada çok çok fazla kalamaz. Peki, yani Rusya'nın bir şey yapması da gerekmez, onu söyleyeyim. Hatta Suriye ordusunun bir şey yapması da gerekmez. Aslında zaten o bölgeye bir şekilde devlet gücünü kullanarak ve Rusya'nın desteğiyle girdiği çok açık. Oradaki Türkiye'ye bağlı ÖSO denilen grupların çok da etkili olamayacağı, yalnız başına kaldıklarında o da çok belli. Yani dolayısıyla orada Türkiye açısından aklı selim olan herhalde bir şekilde bir uzlaşı dahilinde geri çekilmesi ve tabii politika değiştirmesi, ama çok çetrefil bir iş. Son bir şeye girmek istiyorum. Zamanımız giderek daralıyor, son 5 dakikamız, ama sanki Batı da yeniden farklı bir ilgi göstermeye başladı Suriye meselesine. Elbet başından beri ilgiliydi ama birazdan mülteci meselesinin İdlib'de söz konusu olunca, tekrar kapısını çalacağını görünce mi yapmaya başladı? Başka bir neden mi var? Ama Erdoğan açıkladı, henüz teyit edilmemiş olsa bile. Eylül ayında Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın bir araya geleceği bir toplantıdan söz ediliyor. Genel olarak baktığınızda bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani ABD'ye rağmen yeni bir oyun kurmaya dönük girişim midir? İsrail'in girişimiyle ortaya çıkmış tabloyu güçlendirme yaklaşımı mıdır? Başka bir şey midir? Doğrusu biraz kapalı kutu gibi duruyor. Siz yakından takip ediyorsunuz. Ne düşünürsünüz bu konuda? Yani burada aklıma üç başlık geliyor. Birincisi tabii Trump yönetiminin burada aşırı derecede Avrupa'yı da rahatsız eden ve hatta Avrupa'nın çıkarlarına aykırı yeni politikaları, İran'la bağlantılı. Haliyle Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ortak bir tepki şekilleniyor. Bu birincisi ekonomi. Yani evet, kısa bir kesilme oldu ama duyduk sizi. Tekrar devam ederseniz kaldığınız yerden. Yani Suriye'nin yeniden inşasında taraflar birbirini yoklamaya başladılar. Yani Türkiye buradan yeniden inşada rol almak istiyor, Fransa rol almak istiyor. Ama herkes tek başına bunu yapamayacağı için Rusya ile birlikte bir yakınlaşma süreciyle Suriye'nin yeniden inşasına girmek istiyorlar. Burada tabii ki Amerikan yönetiminin çıkardığı yaptırım yasası var. Bu yasa çerçevesinde bir şey yapamıyorlar. Bu yaptırımlar da şeye bağlı. Yani siyasi çözüm bulununcaya kadar Amerikan yönetimi yeniden inşa sürecini bloke edecek. Haliyle Amerika'ya karşı da bir böyle bir yeni Suriye bağlamında farklı bir blok oluşturma eğilimi giderek artıyor. Ve mülteci meselesi, senin de altını çizdiğin, Avrupa'nın en çok hassas olduğu mesele. Bu konuda artık hop oturup hop kalkıyorlar. Yeni bir mülteci dalgasının istenmediği gibi mevcut mültecileri geri döndürecek bir süreç başlatılmak isteniyor. Bu da tabii ki yeniden inşa süreciyle yine bağlantılı. Yani bu kadar mülteciyi, yaklaşık 5 milyon mülteci dışarıda, 6.3 milyon mülteci de içeride, yani Suriye içerisinde yer değiştirdi. Bütün bunların evlerine dönmesi, dönecek yerlerin inşa edilmesi, Avrupa Birliği bununla yakından ilgileniyor. Ama Amerika burada dediğim gibi oyun bozan bir pozisyonda. Ve burada Rusya Suriye'de oyunu kurgulayan baş aktör olduğu için, Türkiye'de onunla birlikte hareket ettiği için şu anda haliyle Fransa'nın, Almanya'nın
böylesi bir zirveye ilgi duyması, yakınlık göstermesi bu sürece gayet anlaşılabilir bence. Dolayısıyla Türkiye çelişkilerden yararlanarak elini yeniden güçlendirebileceği bir koşul mu yakaladı sizce? Çok kısa mümkünse. Yani bunu yakaladı demeyeyim ama bunu herkes yapmaya çalışıyor. Yani fırsatları değerlendirmeye, çelişkileri kullanmaya çalışıyor. Suriye siyaseti çelişkilerin hakikaten çok overdoz olduğu bir aşırı dozda yani. ABD ile Türkiye'yi çok daha fazla karşı karşıya getirir mi son kriz dahilinde düşündüğümüzde? Tabii ki artırıyor zaten. Yani şu an tarihin en büyük krizini yaşıyor. Daha da artacaktır, artabilir. Burada gerilimi Türkiye-Amerika Suriye bağlamında söylüyorum. Türkiye-Amerika gerilimi düşürecek olan Rusya'nın açılımları. Yani Rusya ile Amerika nerede anlaşırsa Türkiye de ona göre belli bir pozisyon almak durumunda kalacaktır. Orada henüz çok net bir anlaşma olmadı. Yani bir yakınlaşma var İsrail bağlamında. İsrail'in güvenliğini temin eden bir Rusya pozisyonu sayesinde bir yakınlaşma var. Ama Suriye'nin geleceğine dair ne yapacağız bununla ilgili henüz iki taraf arasında bir anlaşma yok. Evet. Bu anlaşma ortaya çıkarken Türkiye alacağı pozisyonuna göre Türk-Amerikan ilişkileri de sanırım yeniden şey alacak, format bulacak. Evet. Peki. Fehim Taştekin, çok teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız bize. Tekrar bu stüdyoda ileride buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sevgili izleyiciler, konuğumuz gazeteci, yazar Fehim Taştekin'di. Suriye'yi konuştuk. Gelecek Artı Doğular'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.